Koskoca cihan devletini yıktılar. Ziya Gökalpları zehirlediler. Refah Partisi eski Rize milletvekili ve Akit gazetesi yazarı Şevki Yılmaz, Ensar Vakfı'nın ordu konferansında konuştu. Yılmaz, ümmet olarak ana olmaktır. Analar ancak ağlar dedi ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sen ağlamaktan ne anlarsın Korsan Kemal diye seslendi. Hani diyor ya geçen Korsan Kemal demecinde, bu diyor Tayyip Erdoğan çok ağlıyor. Hep böyle mazlumlar ağlıyor. Sen ana değilsin ki ne anlarsın ağlamaktan? O mazlumların anası. O mazlumların anası. İşte bu anayı içimizdeki işbirlikçileri şimdi meclisin kapısına kadar getirdiğimiz ve 10 yıl içinde kapının dışına atacağımız CHP o zihniyet yok etti. Osmanlı'nın yıkılış sürecine de değinen Yılmaz, acı gerçeği bakın nasıl anlattı. Öl parçala yut. Abdülhamit Han hatıratında diyor ki ah ah şu İttihat Terakki Sabataist masonlar olmasaydı 4 sene sonra ayağa kalkacaktım. Neden? Çünkü petrol bulunmuş. Osmanlı'nın yıkılmasının, acele yıktırılmasının sebebi petrol. Petrol bulunmuş, petrol haritaları çıkarmış, bakmış Avrupalılar eyvah biz ne yaptık ya? Petrol de Osmanlı şehirlerinde. Ben şimdi tarih veriyorum diyerek çarpıcı açıklamalarına devam eden Yılmaz, böyle giderse 2023'te Fransızlar ülkemize işçi olarak gelecekler dedi. Ben şimdi tarih veriyorum. 2023'ten sonra şunu kasete alın. İçimizdekiler bu hareketi içeriden sabote etmezse Türkiye'de. 2023'ten sonra Avrupalı, Fransız, Alman buraya işçi olacak bir Türkiye. Bunu hayal olarak konuşmuyorum. Menderes gitti. Millet matemde bunlar göbek atıyor. Kurtulduk sömürü koç bayram edecek. Ama Allah sahipsiz bırakmaz. Bu sefer Necmettin Erbakan'ı gönderdi. Son olarak doğudaki PKK sorununa değinen Yılmaz, PKK Asala'nın evladıdır dedi ve korkunç gerçeği açıkladı. Erbakan Hoca'nın gece traktör ışığı altında temel attığına şahit bir kardeşiniz. Elektrik yok, temel at. Elektrikler sonra gelir, işim acele değil. Neden? Asala'nın Ermeni PKK'ya dönüştürüldüğünü biliyor, dönüştürüleceğini. PKK'nın Kürt hareketiyle hiçbir ilgisi yok. PKK tamamen Ermenistan ve İsrail'i kurmak için taşeron firmadır. Benim ömrüm doğuda geçti konferanslarda. Ben Kürt kardeşlerimi bilirim, tanırım. Müslüman Kürt bebek öldürmez, kadını dağa çıkarmaz, karınca ezmez. Bunlar Ermeni çete örgütleridir. Kürt Partisi Kürt'ü silahla tehdit eder mi yahu? Oy vermezse öldürürüm der mi? Kürt'le ne ilgisi var? Doğu'yu İsrail'e, Van'ı da Ermenistan'a teslim etme. Çünkü Kürtler Ermeni ayaklanmasında Türklerin yanında yer aldığı için Çanakkale'de Türklerle beraber, Sarıkamış'ta Türklerle beraber omuz omuza davrandıkları, mücadele ettiği için şimdi Asala PKK HADEP yoluna intikam alınıyor. HADEP yoluna.